Yabancıların yarısı kulübede ve tribünde. İyi yabancı alacaksın. 15 tane yabancıya verdiğin parayı 5 tanesine ver. Senin altyapından gelen yerli oyuncun bir şey öğrensin. Emre Belözoğlu'nun Emre Belözoğlu olma faktörlerden bir tanesi Hacı'dır. Löw bize geldiğinde tabii bir isimdi, bir markaydı. Çünkü öncesinden bir Fenerbahçe kariyeri vardı. Yani Adanaspor'a gelmiş bir Joachim Löw. O zaman deseniz siz bana ya işte 8-10 sene sonra Alman milli takımı dünya şampiyonu yapacak, Avrupa şampiyonu yapacak. Hani belki güler geçerdik. Sadece büyük futbolcu değil, hakikaten büyük de bir karakterdi Hacı. Özellikle onun attığı frikiklerde, saha içerisinde arkasına geçer, topa nasıl vurur diye bakardım. Bir kere futbol tarihine Yüzler Kulübü'ne girerek Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon oynamadan sadece Anadolu takımlarında oynayıp bu kadar gol sayısına ulaşmak benim ekstramdı. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim Almanya'da. Bir Samsunlu olarak Samspor formasını giyme hayalim vardı. Bizim o dönemlerde 80'li yıllarda Almanya'da Almanlar biraz daha milliyetçiydi. Yani siz de bilirsiniz ki o dönemin Alman milli takımları hep Alman oyunculardan kuruluydu yani. Şimdi tabii ki çok Türk asıldı, İsveç asıldı, Fas asıldı, çok kırma oluyor. Bizim o dönemde Almanya'da 1. Bundesliga'da olsun, 2. Bundesliga'da olsun oynama fırsatımız pek yoktu. Ne kadar iyi olursanız olun, öncelik hep Almanlar oluyordu. Ben de bunun farkındaydım ve 17 yaşında bir gün aileme söyledim. Ben Samsun'a, Samspor'da seçmelere katılmak istediğimi söyledim. Onlar da bana destek oldular. Tamam dediler. 91 yılında Samsun'a seçmelere katıldım. Yaklaşık 200 kişilik bir kalabalık bir seçmeler vardı. 15'er dakikalı işte maç oynatıyorlardı. Çok kısa da kendini göstermen gerekiyordu. O 15 dakikalık çift kale maç esnasında dikkatlerini çektim. Önce bir sene PAF takım oynamak kaydıyla 18 yaşında da profesyonel yapacaklarını söylediler. Böylece Türkiye'ye 17 yaşında gelmiş oldum. Forvet arkası oynuyordum böyle 10 numara pozisyonda. Ünye'de öyle gitmiştim. PAF takımda da orta saha oynadım. Ünye'de işte kırılmanları diyorsunuz ya, Ünye'de 6 haftaya kadar hep yedektim. Oynama şansı pek bulamıyordum. 6. hafta sonrasında bir hoca değişikliği oldu. O dönemin rahmetli Kadir Özcan vardı. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor'un efsane oyuncularındandı. Hoca olarak o geldi. Ve ilk maçımızda Ordu deplasmanında Cenk dedi, forvet oynar mısın dedi. Forvetlerde de işte sakatlık cezalı vardı o zaman. Dedim oynarım hocam. Tamam dedi. İlk o beni forvet oynattı. O maçta da 1-1 berabere kalmıştık. Golü de ben atmıştım. Daha sonra içerideki bir maçta 4-2 kazandık. İlk galibiyetimizi aldık. 2 tane gol attım. Gol atmaya falan başlayınca oldum ben forvet. Tabii Ünyespor'da kariyerim tam anlamıyla başlamış oldu. 2,5 sene kadar Samspor'da yükseliş trendi oldu. Artık Süper Lig'de oynamaya başladım. İsmim duyurulmaya başladı. Beşiktaş'ın gündemine geldim. Galatasaray'ın gündemine geldim. Bazen talihsizlikler yaşamadım değil tabii ki. Yani çok sabrettim, çok azmettim, çok çalıştım bunun için. Çok engellerle de karşılaştım. Ama hiçbir şekilde beni yıldıramadı o engeller. Dolayısıyla 97-98 sezonunda da çok iyi bir sezonun ardından Beşiktaş kulübüyle bir anlaşma yaptım. Sözleşmem devam ettiği halde. Bonservise takıldım. O zaman da bonservis hayli yüksekti. Ama vermelerine rağmen başkanımız o dönem bizim Samspor'da şampiyonla oynayacak bir kadro olduğunu inandığından hiçbir oyuncunu satmak istemedi. Takımımız da çok iyiydi. Yani o dönemin takımı gerçekten Süper Lig'de ses bırakan bir takımdı. İşte sayabildiğim Tümer, İlhan, Celil, Serkan, Ercan abi, Vural, Timofte, yani bunlar çok değerli oyunculardı. Ali Akdeniz, daha sayamadığım bir sürü, İsmet, birçok oyuncumuz. Şampiyonla oynayacağımız diye girdik sezona fakat tabii ki kolay değil. Bir Anadolu takımı olarak Galatasaray, Fener, Beşiktaş'ın, Trabzon'un ardından o dönemler daha da zordu. Bu zamanlara kadar geliyor. O dönemler 2-3 tane kamera çekiyordu maçları. Ve şimdi 25-30 tane kamera var, VAR sistem var, her şey var. Kolay değil. 5. bitirdik o ligi. Ben 6 ay öncesinden Beşiktaş'a imza atmış ve gidememişken neden Adanaspor'da
gideyim düşüncesi hakimdi bende. Ama bir taraftan da kulübün maddi sıkıntıları çok ayyuka çıkmıştı yani. Hacizler artık gündemdeydi. O bir an önce oyuncunun satılıp o hacizlerin kalkması lazım ki yöneticiler nefes alsın diye. Ben zorla da olsa 2,5 milyon dolar karşılığında bonservis kazandırarak Adanaspor'a gitmek durumunda kaldım. Çok iyi girdim sezona. Ligin ilk haftası İstanbulspor karşısında 6-1'lik bir galibiyet aldık. O maçta 5 gol atarak girmiştim. Artık o sezon dedim artık gol kralılığını götürürüm diye düşündüm. İkinci hafta, üçüncü hafta derken 7-8 gole ulaştım ama arkadan bir anda bir patlama geldi Galatasaray'dan Jardel. O da 5 golle sezona başladı. Ardından tabii kıyasıya bir mücadele oldu gol krallığında. Benim şanssızlığım tabii ben Adanaspor'da küme düşmüyor oynayan bir takımdaydım. Önümdeki oyuncular da işte Galatasaray'da oynuyor, Fener'de oynuyor gibi. Ama ona rağmen o sezon, o kadroda ben amil takıma kadar yükseldim. O zaman Dünya Kupası eleme maçlarına davet edildim. 3 kez. Şenol Güneş vardı takımın başında. Hatta Ali Sami'nin de ilk maçıma çıktım Moldova karşısında. Siz kendi yeteneğinizin farkındasınız ama biraz daha dikkatli yaşamanız gerekiyor. Yani futbol için yaşamanız gerekiyor. Kendinize iyi bakmanız gerekiyor. Beslenmeniz, uykunuz, her şeyiniz düzenli olması gerekiyor. 30'lu yaşlarından sonra uzun vadede oynayabilmeniz için. Ben de bunun farkına 30'lu yaşlarında farkına vardığım için 38'e kadar oynama sebeplerinden bir tanesi de buydu. Belki de 40'a kadar da oynayabilirdim. Çünkü alt liglerden yine teklifler geliyordu bana. Tadını da bırakmak istedim. Löbüz'e geldiğinde tabii bir isimdi, bir markaydı. Çünkü öncesinden bir Fenerbahçe kariyeri vardı. Dolayısıyla onun şanssızlığı da takım küme düşme potasındaydı. Ve devre arası onunla beraber gelen oyuncular adapte olamadı. Erol Bulut geldi o zaman Adanaspor'a. Alman milli takımda oynamış bir oyuncu vardı, o da geldi ama onlar da adapte olamadı. Biz devre arası kampında Antalya'da 2-3 hafta kadar çalışma fırsatımız oldu. Yani iyi bir teknik adam. Bir kere çok cana yakın bir kişiliği var. Öyle egosu yok. Kimseye öyle tavandan bakmaz. Diyaloğu çok iyi. Benle de diyaloğu çok iyiydi. Zaten hem Almanca da konuşuyorduk kendisiyle ağırlıklı. Tabii benim şanssızlık, yani sakatlık geçirmem, Almanya'ya gidip tedavi olmam onun da belini bükmüş oldu. O alınan mağlubiyetlerden dolayı o da artık yani küme düşen bir takım artık garantileyince bırakmak durumunda kaldı. Ama bu kadar Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonu milli takımda kazanabileceğini tabii o zamanlar çok fazla öngöremezdik. Yani Adanaspor'a gelmiş Büyüayem Löw, o zaman deseniz siz bana ya işte 8-10 sene sonra Alman milli takımı dünya şampiyonu yapacak, Avrupa şampiyonu yapacak. Hani belki güler geçerdik ama demek ki olabiliyormuş. Hazırlanıyorum, kulübede oturuyorum. Maç da 0-0 gidiyor. 90. dakikada takım 0 puan daha, o zaman puanımız yok. İlk puanımızı alacağız beraberlikle. Kayseri deplasmanında zor. Bazen hoca gelir kulübede bildiği tecrübeli oyunculara falan danışır. Cenk işte bak sol taraftan çok çok akın ediyorlar. Oraya işte Ergün'ü soksak, iki sol bekle o tarafı kapatsak şu puan alalım en azından falan diye danıştı bana. Dakika 90, 2-3 dakika var maçın bitmesine. Dedim hocam ya boş ver dedim Ergün'ü dedim. At beni oyuna dedim. Belki dedim pozisyona gireriz atarım 3 puanla döneriz dedim. Olmaz mı? Baktı şöyle, tamam dedi, hemen dedi gir dedi oyun o zaman dedi. O arada da kale arkasında tabii ısınan arkadaşlar var. Onlar da yarım saat, 40 dakika ısınmışlar, buhar olmuşlar. Ya abi dedi, nasıl yaptın sen öyle dedi, hiç ısınmadan dedi, giydin formayı girdin içeri falan dedi. Girdik, ayağıma top değmedi, bitti maç tabii, 0-0 beraber hep ilk puanımızı almış olduk. Sayamazdık herhalde, bilmiyorum yani. Yani çok mütevazı olmama gerek yok. Kendimi biliyorum. Bu dönemde oynamış olsaydım çok daha farklı olurdu yani. Muhtemelen Avrupa'da olurdum galiba. Yani. Öyle düşünüyorum. Önemli iz bıraktım mı? Bıraktım. Bir kere futbol tarihine Yüzler Kulübü'ne girerek Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon oynamadan çünkü orada hepsinin bir dört büyüğü var. Sadece Anadolu takımlarında oynayıp bu kadar gol sayısına ulaşmak benim ekstramdı. Adanaspor, Galatasaray maçı. İçeride oynuyoruz. Vedat İncefe tutuyor beni. Bir kafa topuna çıktık. O esnada işte o arkamda ben de kollarımı açınca o kafa vurmak istedi topa. Topa değil de benim dirseğime vurunca kafayı kaşı açıldı. Yere yattı kanlar içinde. O ara tabii Emre, Okan, Suat bastılar yaygarayı. İşte hocam kırmızı kart bu, dirsek attı falan filan diye. Dedim ne oluyor ya ben bir şey yapmadım yani. Açtım kollarımı o geldi kafayla vurdu. Bir taraftan da Vedat'ı kaldırmaya çalışıyorum hani özür dileyeceğim. Aslında bende kasıtlı bir şey yok. Hiç unutmam
Hacı bir geldi işte o ortama, hakem de geldi. Ne bağırıyorsunuz dedi ya, geçin dedi yerinize falan dedi. İşte yarım Türkçesi, yarım Romence ile falan böyle bir fırça attı onlara falan. O öyle fırça atınca bunlar hemen kaçtı. Bu dedi kız oyunu dedi, erkek oyunu dedi burada dedi. Yok dedi bir şey falan dedi orada dedi. Devam dedi. Hakem de şaşırdı. Hani hakem belki orada o kartı gösterebilirdi bana. Ama hacı biliyor neyin ne olduğunu. Gerçi herkes biliyordu tam neyin ne olduğunu ama hacı orada çok dürüst davrandı. Orada mesela çok şaşırdım. O da mesela uyabilirdi o arkadaşlara. Hiç uymadı. Gördüğünü söyledi. Rakip de olsak. Mesela orada büyük futbolcu, sadece büyük futbolcu değil, hakikaten büyük de bir karakterdi hacı. Özellikle onun attığı frikiklerde, sağ içerisinde rakip olduğumuz zaman da hep arkasına geçer, topa nasıl vurur diye bakardım. İncelerdim yani bu adam bu topa vurduğunda bu top nasıl yükselir ve bir anda kalenin önüne geldiğinde düşer diye. O vuruşu ben yaklaşık 3-4 ay boyunca antrenmanlarda sürekli çalıştım. Devamlı çalıştım. Koydum yedek kaleciyi antrenmanlardan sonra. O vuruş tekniğini ayağım alışsın diye çok çalıştım ve en sonunda da yakaladım o vuruş tekniğini. Ve sezon içerisinde de 2-3 tane de frikikten ben atmıştım. Hiç unutmam. Mesela katkı sağlamıştı bana yani. Hacı ile böyle bir şeyimiz oldu, diyalogumuz oldu. Mesela Emre Aşık'la biz çok didişirdik. Emre çok sert bir stoperdi. Bir kere kemikleri demir gibiydi. Yani çarpıştığın zaman hakikaten betona çarpmış gibi olursun. Ama futbolda var bunlar. Biz hücumcu, onlar savunmacı. O ikili mücadelelerde bazen tatsız olaylar yaşayabiliyorsunuz ama dışarıda arkadaşsınız. Sıkıntı olmuyor. Samsun'a geldi Emre. Samsun-İstanbulspor maçı. O yine bir kafa topuna çıktık. O kafayı yine vurmak istedi. Bu sefer geldi benim kafamın arkasına vurdu. Elmacık kemiğiyle elmacık kemiği kırıldı. Şişti balon gibi. Tabii geçmiş olsun falan filan. Aradan 1-1,5 sene geçti. Ben Adana'ya gittim. O da Galatasaray'a. Bu sefer Ali Sami Yen'de Galatasaray-Adana maçı oynuyoruz. Bir kere şey yapmış herhalde, içerlemiş Emre o zaman. Öyle bir sert giriyor ki bana. Beni kırmızı kartla oyundan attırmak istiyor. Böyle biz artık güreşçi gibi yere düştük. Ondan sonra geldi, diklendi bana filan. Ben de böyle şaşkın şaşkın bakıyorum ona, ne oluyor gibisinde filan. Bir anda sırt üstü geri attı kendini. Ne oldu ya filan dedim, hiç dokunmam filan yok. Yüzünü tutuyor böyle, kıvranıyor yerde. Hani benim ona vurduğumuzu düşündürmek istiyor herhalde. Yani orada da şey olmadı. İşte o Vedat'ın olayında da Emre de vardı. O da geldi mesela. Hocam işte ya o kasıtlı yapıyor, sürekli aynı. Daha önce de benim elmacık kemiğimi falan kırdı. Vedat'ın olayında da kırmızı kart attırmak için. O da oradaydı. Yani böyle Bülent Korkmaz, o da çok sert oynardı. Yani Alpay sert oynardı. Popescu mesela çok tecrübeliydi. Yani çok zorlandığım stoperlerden bir tanesiydi. Biz Avrupa'da yarışamıyoruz. Ne olacak ki serbest bırakılsın yabancı? Tamam serbest bırakılsın da kriter koyuyor musunuz? Koymuyorsunuz. Yabancı geliyor. Bütün takımların Süper Lig'de hatta PTT 1 dahil olmak üzere bakıyorum ben. Yabancıların yarısı kulübede ve tribünde. Ya ben yabancı oyuncu alacağım, döviz vereceğim. Ve o oyuncu kulübede oturacak, tribünde oturacak. 5-6 tanesi de sahada olacak. Bu olmaz. Yani böyle kalkınamayız biz. İyi yabancı alacaksın. 15 tane yabancı alacağına, 15 tane yabancıya verdiğin parayı 5 tanesine ver. Senin altyapından gelen yerli oyuncun, alt liglerden aldığın yetenekli, inandığın, transfer ettiğin oyuncu ya da bir şey katsın, bir şey öğrensin. Emre Belözoğlu'nun Emre Belözoğlu olma en başındaki en büyük faktörlerden bir tanesi Hacı'dır. Hacı'den çok şey öğrendi Emre. Taraftar baskısıyla oynattı. Yoksa 3-5 dakika sokuyordu oyuna sürekli. Cesus öyle değil mi? İlk zamanlar. Ya bu cevheri ya bu benim. Dünyaya futbolcu olarak gelmiş yani çocuk. Veya işte az önce saydığımız diğer örnek oyuncular gibi neden yetişmiyor? Önünü kapatırsanız, engellerseniz yetişmez tabii. Çok mutlu oldum 11 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'de. Samsun hem şehir olarak hem kulüp olarak istikrarlı bir şekilde Süper Lig'de olması lazım. Olması gerekiyor. Yakışmıyor alt liglere Samsunspor.